Merhabalar. Hoş geldin Sena. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün seninle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni yakından tanıyacağız. Ama öncelikle bir seni tanıyalım. Peki, ben İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2. sınıf eczacılık öğrencisiyim. Maraşlıyım. Bu kadar. Tamam o zaman. Yavaş yavaş sorularıma geçeyim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni seçmende özel bir neden var mı? Ben İstanbul, Ankara, İzmir'e öne yazdım. Hani şehir tercihinden dolayı daha böyle ulaşım konusunda daha sıkıntı çekmemek için. İzmir bana biraz ters oluyor Maraş'a. Direkt uçak yok. O yüzden İzmir hatta daha arkalara aldım. Gelmesini pek istememiştim. Hatta babam da dedi kızım zor olur falan diye. Ama nasip öyleymiş, İzmir geldi. Şu anda da hiç pişman değilim yani seçtiğim için. Öyle. Onun dışında çok da bir özel sebebim yok. Anladım, çok güzel gerçekten. Peki tercih dönemine gitsen yine eczacılık yazar mıydın? Yazardım. Gerçekten yazardım. Şimdi şöyle, ilk başta ben çok önyargılıydım eczacılığa. Yazarken de böyle hocalarımız hep hani önü kapalı bir meslek, eczacılık seçmeyin tarzına böyle kötü yorumlar yapmıştı. Sonra ben seçtikten sonra daha böyle içine girdikçe, hocalarla konuştukça, tanıştıkça, hani seçeneklerin fazlalığını fark ettikçe gerçekten dedim ki iyi ki yazmışım yani. Şu anda da o şekilde mesela böyle, ama bu iş daha çok kendini geliştirmek de oluyor. Daha çok çalışarak, dil geliştirerek böyle farklı alanlara yönelebiliyorsun. Geliştirmezsen her meslek kapalı. Şu anda zaten tıp dışında böyle direkt atanabileceğin meslek sayısı çok az. O yüzden hani güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bence de öyle kesinlikle. Peki, üniversiteni akademik anlamda yeterli buluyor musun? Şu şekilde akademik anlamda ben yeterli buluyorum. Hocalarımızdan çok memnunum, ilgilerinden. Ve yaptıkları çalışmalardan gerçekten hani bayağı başarılı işlere imza atıyorlar. Mesela dekanımızın böyle kendi çıkardığı özel bir kremi var falan. Gerçekten hani böyle çok beğeniyorum yani. Hani imkanlarımızı da beğeniyorum, hocaları da beğeniyorum. Gerçi başka üniversiteleri görmediğim için şu anda hani çok objektif bir yorum da yapamam açıkçası bu soruya, ama gördüğüm kadarıyla memnunum gayet. Anladığım kadarıyla hocalarınızla iletişiminiz de gayet iyi gibi. Bundan biraz bahseder Evet. misin? Evet, hocalarımızla iletişimimiz gerçekten iyi. Yani böyle bir sınavlarda özellikle, mesela şu an online süreçte sınav olduğumuz zaman bağlantı sorunlarında falan böyle hocalarımız hemen şey yapıyorlar. Hani geri tekrar sınav alıyorlar, ilgileniyorlar. Hani birebir de mesela çoğu hoca cevap vermez normalde diğer üniversitelerde. Biz de böyle çok tatlı bir şekilde konuşuyorlar bizimle. Anlamadığımız yerleri sorabiliyoruz özelden. Geri dönüyorlar, anlatıyorlar. Eğer böyle çok şey anlamadıysa tekrar not atıyorlar falan, o tarzında. Gerçekten çok güzel hocalarımız var bizimle ilgilenen. O yüzden memnunum yani. Gerçekten güzel, samimi bir ortam, yani çok iyi bence. Peki, üniversitenin fiziki altyapısını yeterli buluyor musun? Laboratuvar, ekipman, derslik gibi. Şu şekilde hani biz okula başladığımızda aslında laboratuvarlarımız yoktu. Yeni açılan bir üniversite, yani yeni açılan bir bölüm olduğu için bize özel laboratuvarımız yoktu daha doğrusu. İkinci sınıflar falan tıpların laboratuvarlarını kullanıyorlardı. Ama daha sonra işte tekrar bizim laboratuvarlarımız yapıldı. Şu an yeni hazır ve kullanımdalar yani. Kullanıyorlar da yine. Biz tabii pandemiden dolayı çok fazla gidemiyoruz ama gidince inşallah İnşallah. Nisan ortalarına falan biz de gideceğiz. O zaman bir de kullanacağız. Ama dediğim gibi böyle zaten yeni olduğu için her şeyin mevcut olduğunu düşünüyorum. Hani çok bir sıkıntı yaşanmadığını düşünüyorum ekipman olarak. Onun dışında üniversitenin altyapısı, fiziki altyapısı şu şekilde. Başlarda yine dediğim gibi ıssız bir yerdeydi. Ve böyle tütün fabrikasından çevrildiği için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bunu çok duyuyorlar. böyle daha şeydi, hani yapılmamıştı, ama daha sonradan bak zaman geçtikçe tabii. Ben hani başlayalı 2 yıl oldu. 2. sınıfım şu anda. 1,5 yıl olmuş. Çok geliştirdi kendini. Hani açıkları kapattı falan. Şu anda da öyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum yani. Üniversitenin herhangi bir kulüp Katıldım. Üniversitenin birçok kulüp faaliyeti var. Ben şu anda fotoğrafçılık kulübündeyim. En net olarak. Gece mesela böyle kamp yapmadan günübirlik meteorları çekmek için fotoğraf çekmeye gittiğimiz falan oldu. Böyle de bayağı eğlenceliydim. Onun dışında böyle arkadaşlarım dans kulübünde, ben onu çok cesaret edemediğim için gitmedim, daha çok izliyorum.
Böyle lindy hop, zumba tarzında danslar öğreniyorlar. Böyle çok güzel, izlemesi de çok zevkli oluyor. Dans şeyleri falan düzenliyorlar. Onun dışında yine bazı arkadaşlarım müzik kulübünde. Onlar da böyle çok güzel şeyler çalıyorlar. İşte keman, gitar vesaire, böyle orijinal şeyler var. Sonra başka bir de mesela bizim kendi eczacılıkla ilgili bir topluluğumuz var. İKÜFHA diye. O toplulukta da mesela etkinlikler düzenliyorlar. Bir keresinde mesela İyilik Atölyesi diye bir yer var İzmir'de. Ve Down sendromluların bize kahvaltı hazırladı, getirdiği bir yer. Hani biz yemek yiyoruz. Aynı zamanda onlarla böyle iletişim kuruyoruz. Birlikte işte konuşuyoruz, resim çekiyoruz falan. Ve hani onlara yardımda da bulunmuş oluyoruz kahvaltı yaparak. Böyle değişik etkinlikler de yaptık. Yani kulübe gittim, evet. Gerçekten faydalı ve çok geliştirici aktiviteler aslında. O zaman diğer soruma geçeyim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sana ne kazandırdı? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Bana ne kazandırdı? Hani İzmir Katip Çelebi Üniversitesi daha çok benim ufkumu açtı diyebilirim. Yani ileriye bakışımı, böyle hocalarımızın çok aktif olması, çok başarılı işler yapması, hani böyle şey dedirtiyor insana, ben de yapabilirim, vay canına gerçekten hani bunlar yapılabiliyormuş tarzında şeyler. Hani özellikle böyle kendi geliştirmek için. Onun dışında tabii ki çevre, yani çevre kazandırdı bana. Arkadaşlar, sosyal ortam, etkinlikler. Böyle bu kadar şimdilik söyleyebileceğim şeyler. Hani daha yeni olduğu için zaten çok fazla da bir şey kazandırmadı henüz. İnşallah daha da kazandırır. Yarım dönemcikte bile çok şey kazandık aslında. Aynen. Tamam o zaman. Üniversitenin kampüsü ve çevresi sence nasıl? Şu şekilde. Üniversitemizin bayağı geniş bir kampüsü var. Kampüsün içinde mesela yüzme havuzu var, işte fitness'ı var, açık kapalı basket sahası, işte voleybol sahası, futbol sahası var. Bu konuda hani birazcık gelişmiş diğer şeylere göre, hani çoğu üniversitede olduğunu sanmıyorum. Onun için işte yemekhanesi var ortasında. Etrafında da mesela kampüsün hemen çıkışında kafeler var bayağı böyle. İşte okulun arka tarafı zaten çok işlek. Hani her türlü şeyi bulabiliyorsunuz orada. Kuaförden tut, işte alışveriş şeylere kadar, BİM, A101 falan. Öğrenci şeyi bir sürü hani yemek mekanı falan da var. O yüzden çok rahat. Üniversitenin içinde de var aynı şekilde kafe. Şöyle bir şey var. Biraz büyük olduğu için sadece yürüme sıkıntısı çekiyoruz. Mesela ben iki derslik arası 8 dakika, bunu saydım gerçekten. 8 dakika olduğunu hesapladım yani. Yürü yürü bitmiyor. Öyle bir sıkıntısı var sadece. Hani mesela kantin de çok uzak. Kantine de gitmek için bayağı bir efor sarf ediyorsun. Geliyorsun falan, böyle derse yetişmeye çalışıyorsun. Yani şimdi düşününce gerçekten çok özledim o heyecanları da. Çünkü hani şey bile olsa böyle uzakta olmak daha sıkıntı yani. Yakındayken en azından böyle bu sıkıntı diyebiliyordum. Öyle. Onun dışında kampüsü bu şekilde hani. Eskiden hani daha ıssızdı açıkçası ilk gittiğimde. Daha yapılmamıştı, böyle inşaat halindeydi. Ama şimdilerde daha tamamlandı böyle. Daha güzel bir kampüsümüz var diye düşünüyorum. Çimler var, oturacak alanlar var. Böyle güzel bir kampüs. Peki ulaşım açısından nasıl? Kampüs içinde ulaşımda sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya da üniversiteye ulaşırken? Ya şöyle, üniversitenin ön tarafında esotlar gidiyor. Esot dedikçe otobüs. Hani çoğu şey bunu bilmediği için böyle İzmirliler buna çok dikkat ediyorlar. Esot diyorlar otobüslerine. Hani genelde her yere giden esotlar var. Arka tarafında okulun yine yürüme mesafesinde İzban var. İzban da metro. Onunla da her türlü her yere gidebiliriz. Ve bir de son zamanlarda şey duydum. Çiğli'ye tramvay gelmiş. Hani biz yine uzakta olduğumuz için göremedim ama. Ama gidiş geliş yapanlar var tabii ki. Tramvayı da kullanıyorlar. O konuda hani istediğin her yere rahatlıkla gidebiliyorsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece kampüsün içinde araç yok diyebiliyorum. Yani oradan oraya gitmek için bir araç yok. Sadece yürüyebiliyorsun. İnsanlar genelde zaten bisiklet falan kullanıyorlar. O tarz. Onun için de ekstra bir servis tarzı bir şey yok. Bildiğim kadarıyla. Bu şekilde. Peki üniversitenin kütüphanesi yeterli mi sence? Ve fakültenizin içinde ayrı bir kütüphane de var mı? Ya şöyle, bizim hani bizim fakültemiz tarzında bir fakültemiz yok. Hani ismi var ama biz böyle karışık kullanıyoruz. Derslik şeklinde kullanıyoruz. Sayımız da çok fazla olmadığı için. Böyle tıp, diş eczacılık falan herkes karma yani. Çok şey olmadığı için ayrı bir kütüphanemiz de bu yüzden yok diyebiliyorum. Genel bir kütüphanemiz var. O da zaten genelde bize yetiyor. Çünkü büyük bir kütüphane. Ve şöyle bir şey, zaten sınav zamanlarımız tıpçılarla falan çakışmadığı için rahat rahat herkes kullanıyor yani.
Öyle. Onun dışında bir şey yok yani. Anladım. Peki güzel bir soruya geliyorum. Yemekhanedeki yemekler hakkında ne düşünüyorsun? Ya şu şekilde, ilk başta ben İzmir'in yemeklerine çok fazla alışamadım açıkçası. Başlarda çok beğenmiyordum, o garip garip şeyler çıkıyordu yani bana göre. Sonra bir süre sonra alışıyorsun tabii haliyle, başka yemek olmayınca. Yani böyle tadada da böyle değişik o şey yapıyorsun ama bir de seçme şey olduğu için bizde hafta sonu seçiyorsun. Hani hangi menüler güzel onu beğeniyorsan onları seçiyorsun. Hafta için o yemekleri yiyorsun. Beğenmediğin yemek varsa gidiyorsun başka yerden yiyorsun. O yüzden çok bir sıkıntı olmuyor ama genel olarak yemekhanenin yemekleri de güzel yani. Tatlısıyla, meyvesiyle, ana menüsü, çorbasıyla falan gayet hoş yemekler çıkıyor. Fiyatları nasıl peki? Yani 3,5 liraydı en son. Bilmiyorum belki zam gelmiştir ama hani Ege'de de öyle diyebiliyorum. Diğer üniversitelerde nasıl ama bizimki bir tık daha pahalı sanki. Aynen. Diğer üniversitelerle kıyaslayınca biraz pahalı geldi. Peki, İzmir'in öğrenciler için barınma koşullarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya şu şekilde ben evde kalıyorum. Evde kaldığım için mesela evim okula bir 10 dakika falan mesafede yürüyerek. Öyle olunca hani kiralarımız da gayet uygun oluyor. Yani normalde okulun yakındaki apartlar, evler falan daha pahalı. 1500 arası falan değişiyor. Bazen 2000'e falan çıkıyor. Ama böyle uzakta olduğu zaman daha da düşük. İşte 900'de en son yine bize de bu şeylerden dolayı zam geldi ama hani gayet uygun fiyatlar. Hani öğrenci dostu bir şehir zaten. İnsanlara yani yardımcı olmaya çalışıyorlar genelde. Dediğim gibi. Barınma koşulları da o şekilde. Etrafında da sadece hani kampüsün içinde kız KYK yurdu var. Kampüsün dışında erkek KYK yurdu var. Onun dışında özel yurtlar biraz uzak. Hani Çiğli'de var sadece ama Çiğli merkez oluyor. Hani bize uzak olmuş oluyor. Bizim kampüsün olduğu yere. Biz biraz daha köşede kalmış oluyoruz. Bir de Bornova'dan falan hani özel yurtta kalanlar var. Onlar için biraz sıkıntı oluyor gitken. Onun dışında hani yurtta kalmayacaksan gayet rahat kalabileceğin evler, apartmanlar var. Peki az önce dedin ya öğrenci dostu bir şehir diye. Bana böyle bir anını anlatabilir misin bu konuyla alakalı? Tabii. Şekilde ben ilk gittiğimde mesela şey derse geç kaldım. Böyle evden çıktım baktım hani yetişemeyeceğim. Ve hoca da çok şey böyle hani bir dakika bile geç kalsam direkt yok yazan bir hoca. Dedim yoklamadan kalmayayım. Taksiye bindim. Taksiye bindim böyle ama 5 dakika falan sürdü sürmedi zaten hemen indim. Şey dedim böyle ne kadar dedim. Dedi ki 10 lira. Allah Allah dedim hani çok yakın bir mesafe nasıl oluyor falan dedim. Ne kadar açılıyor falan. Hani çok fazla da Maraş'ta işte, sevilmediğim için. O yabancıyım bu işlere. Ne açılıyor falan dedi. 5,5 liradan açılıyor falan dedi. Sonra öğrenci misin dedi. Evet dedim derse gidiyorum. Dedi ki tamam o zaman senin vermene gerek yok yaptı öyle. Nasıl yani dedim. Dedi ki tamam hadi yine sen vermesen de olur dedi. İyi peki teşekkür ederim dedim. İndim falan. Bir kere öyle olmuştu. Bir kere de şey bindim yine böyle. O, şimdi dolmuş var bir de esot var. Hani esotun bir küçüğüne de dolmuş diyorlar. O da böyle hani şey yapıyor. Nasıl diyeyim otogarla arasında gelip giden bir şey bizim orası arasında. Ona da bazen hani denk gelirse esot yakalayamazsam falan binmek zorunda kalıyorsun. Ona bindim ben bir kere de yine okula giderken. Şey oldu böyle yine bilmiyorum ne kadar öğrenci falan diye sordum. Dediler işte şu anda hatırlamıyorum 3,5 mu 5,5 mu öyle bir şeyler dediler. Sonra ben tam uzatacağım arkadan bir tane ki öğrencinin içini buradan alın dedi bir tane amca. Ömür şok geçirdim. Ay gerek yok falan diyorum ama adam verdi bile yani. Böyle çok politik insanlar var. Böyle hiç şey yapmadan günaydın falan derler böyle. Hani tanımıyorsun etmiyorsun. Siz de günaydın diyorsun falan. Böyle çok değişik tatlı insanları var. Hani şimdilik benim karşılaştıklarım bu şekilde. Sadece hani çok fazla köpek var İzmir'de. Bayağı fazla köpek var. Böyle adım başı köpek. Bir de hep besledikleri için, sevdikleri için iri iri köpekler. Bir tık ondan korkuyorsun sadece. Onun dışında şey böyle ne demek dersliklerin içine falan geliyorlar bizimle birlikte köpekler. Öyle rahatlar yani. Böyle böyle yani genel herkesi seviyorum yani güzel şey. Gerçekten güzel de anılar biriktirmişsin kısa zamanda. Evet. Benim soracaklarım bu kadar. Gerçekten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi hakkında bilmediğim birçok şey öğrendim. Çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederim sana da. Kendine iyi bak o zaman. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kalın.